Getir'den siparişini ver. Program bitmeden kapında olsun. Bu aynı zamanda milli takım içinde, yani milli takım yolunu Kerem'e açabilen bir etken olabilir. Çünkü biliyorsun Şenol Güneş de bunu arıyor. Biz bunu gördük son milli takım döneminde. Birçok oyuncu aslında herkes oyunun içinde, biz böyle fark yarattık. Topu aldığı zaman da herkes oyun içinde. Dediğin gibi Burak Yılmaz dahil. Hatta çoğu zaman Burak Yılmaz'ı biz oyun kurulurken orta sahada unuttuk. Orada kaldı oyun kurulumunda. Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu'nu daha fazla ceza sahasında topla buluşturduk. İşte herkesin oyuna katılmasından bahsettiğim şey bu. Kerem de böyle bir oyuncu olduğu için milli takım kapısı da açık bence. Turnuvada bile olabilir kısa zamanda. 6 golü var bu sezon. Evet. Bu çok ciddi bir katkı yani. Kerem zaten belli bir katkı da yaptı. Daha fazla süre hak ettiğini de gösterdi. Hoca da biraz eksiklerinde tabii ki payı var ama formayı verdi. Ben bundan sonra Kerem Aktürkoğlu tartışmasız şekilde Galatasaray'ın ilk 11 oyuncusudur. Feghouli kesilir, Kerem kesilmez bence. Aynen öyle. Çünkü şöyle bir lüksün de oluyor. Feghouli'yi mesela 8 numarada oynatmak zorunda kaldığında, işte o diğer işte Getson ya da Emre Kılınç olmadığında Feghouli'yi 8 numaraya çekebilirsin. Bu durumda çok ahlar vahlara girmene gerek yok. Kerem ve Onyekuru'yu çok rahat kenarlarda kullanabilirsin mesela. Aynı oyun devam eder. Hem orta sahada dinamizm devam eder. Kerem oraya da destek verir. Top kullanma lüksünde devam eder. Topsuz oyundaki etkinliğinle devam eder. Kerem gerçekten çok fazla rahatlık sağlıyor takımında şu anda. Ki iki uçak kanatla neden Bayern Münih modeli olmasın Galatasaray için? Olabilir Robert, gerçekten. Robert'i olmasın yani. Robben Ribery modeli. İşte Sané, Gnabry, Coman. Evet ve şu da oluyor. Mesela normalde şimdi Onyekuru'ya yazık mı olur acaba diye düşünürsün. İdeallerini şöyle düşünürsen. Feghouli sağda, Kerem solda diye düşünürsen. Ama Onyekuru da çok acayip bir silaha dönüşebilir. Kenardan dahil olup. Hatta Kayseri Spor maçında hatırlarsın oyuna sonradan girip 2 gol atmıştı. Ki bu maçta da öyle bir formasyonla oynadı. Çok fazla topla buluşamasa da. Bu bir taktikti bence. Hatta uzun yıllar sonra Fenerbahçe deplasmanına galip geldiği sistemden bahsediyorum. Onyekuru kendisini unutturup böyle hani savunma koşusu yapmadı. Orta saha çizgisinde bekliyordu. Diğer geriye kalan oyuncular topsuz oyunda oynadı. Hatta Santafor'u dahil Galatasaray'ın topun arkasına geçti. Onyekuru'yu orada bıraktılar. Bilerek yani yaptılar. Emre Kılınç böyle sol kanat pozisyonu aldı. Sol içte olan Emre Kılınç. Biraz daha sola yakın oynadı. Onyekuru'yu sürekli topu yakalayıp Onyekuru'yu uzun vurma sistemi uyguladılar. Çok işlemedi. Böyle fırsat olmadı. Gerek de kalmadı. Aslında zaten skoru elde etmişti Galatasaray ve oyunu da elinden çok bırakmadı. Ama Kayseri Spor maçında gördüğümüz gibi bu şekilde farkı açarak asıl savunmayı böyle yapabilir Galatasaray gelecekte. Benim önerim şu ama Kerem'in sağ tarafta da oynayabilen, orada daha hakim oynayabilen bir oyuncuya dönüşmesi çok avantajlı olur gibi düşünüyorum. Neden? Galatasaray'da da buna çok ihtiyaç olacak. Milli takımda da çok ihtiyaç olacak. Örnek Cengiz Ünder. Cengiz oranın bir numaralı oyuncusuydu ama Cengiz ortada yok. Yani işte sakatlıklar yaşadığı işte performans derken yani milli takımda şu anda Cengiz Ünder ilk 11 oyuncusu olamadı bu 3 maç süreçte. Ve şampiyon oyuncusunun durumu soru işareti. Cengiz Başakşehir'e geldiğinde Altın Ordu'dan bir sağ kanat oyuncusu olarak geldi. Ve sağ kanatta bakıyor ki Edin Visca var orada. Edin Visca oynarken Abdullah Avcı bir gün antrenmanın sonunda herkes içeri giriyor. Sonra bir bakıyor Cengiz devam ediyor. Ne yapıyor? İşte sağ taraftan, sol taraftan içeri çekip vurmayı deniyor. İşte ters ayakla adam geçme deniyor. Slalom yapmayı deniyor. Ne yapıyorsun? Hocam diyorsun diğer tarafta var. Edin var. Benim orada oynamam çok zor. O yüzden ben formayı almak için sol tarafa hedef koydum kendimi. Kerem'in de Onyekuru'yla birlikte oynayıp sağ sol yapmaları Galatasaray'da çok hale gelebilir. O yüzden işte iki uçak kanadı Bayern Münih'in modelini Galatasaray'a sağlayabilir. Onyekuru da artık Galatasaray'ın oyuncusu çünkü. Satın alma opsiyonlu oyuncu. Onyekuru ile birlikte ikisi birden Galatasaray'ı Bayern Münih modeline yükseltebilirler gibi geliyor bana. Cengiz örneği çok güzel oldu gerçekten. Ki sol kanatta da çok iyi maçları vardı Başakşehir'de. Hatta o dönemde hatırlarsan Beşiktaş'ın
en iyi olduğu dönemdi. Şu an güneş zamanı. Ve Cengiz Ünder vardı hani Başakşehir'de. Aslında Beşiktaş'ın hiç galiba galip gelememişti. En iyi sezonunda Başakşehir'e karşı galip gelmiş. Ve Cengiz Ünder'in bunda katkısı büyüktü. Sol kenar performansı. Evet. Hatta Vodafone'da da gol atmıştı. Diğer maçta da gol atmıştı. O bölgede. Hakikaten öyle bir evrim yaşadı o. Bu arada Kerem'in ben veriminin evet sol kenarda biraz daha verimli olduğunu düşünüyorum ben de. Daha skorer bir oyuncu olabilir. Çünkü ne olursa olsun çift ayını kullansa da sağ yanına daha rahat eden bir oyuncu. Ve topu içe çektiğinde kaleyi sağ ayağıyla daha rahat gördüğünde daha fazla skora ulaşabilir. Ama sağ kenarda da zaten etkili olabileceğini gösterdi de aynı zamanda. O senin bahsettiğin modelde etkili olabileceğini gösterdi. Hatta sağda Onyekuru varken de gösterdi. Hatırlarsan Antep deplasmanını. O bahsettiğin ikili uçak kanada döndü. Kerem'in içe kat edip sol ayağıyla kilit pas bıraktığını Onyekuru'ya penaltı pozisyonunu ya da golünle mi bitmişti? Sol ayağıyla kilit pas atmıştı Onyekuru'ya. Olabilir bu ve buna hizmet edecek bir oyuncu daha var şimdilik. Mustafa Muhammed dönene kadar. Halil Dervişoğlu'nun az önce bahsettiğimiz örnekler. Ne dedik? Oyun içine girip çok iyi ilk sırtı dönük, çok iyi ilk dokunuşlarla yüzünü kaleye dönebilen ve çok iyi servis yapabilen bir 9 numara olduğundan bahsettik. İşte o servise iki tane koşu atan oyuncuyu birden bulursa hem Kerem'i hem Onyekuru'yu bayağı skorer yani çözümsüz bir hücum hattına dönüşebilir Galatasaray. Yani bu durumda Fegoli 8 numarada da kullanabilirsin. Dediğim gibi sonrasında da bir sonraki plan da olabilir bu. B planı da olabilir. Skoru elde ettiğinde hem Kerem hem Onyekuru ile devam edebilirsin. İki tane uçak koyabilirsin dediğin gibi kenarlara. Bakalım ama şu anda Galatasaray şampiyonluk potasına yeniden güçlü şekilde dönmesiyle birlikte böyle bir lüksü de var. Böyle bir hamle lüksü de oluştu yeniden. İşte eksikleri giderince, iyileşince, Covid'ler kuvveti hastaları iyileşince, Taylan, Emre Kılıç vesaire. Şu anda mesela hatta iki tane ciddi eksiği olmasına rağmen Yedlin ve Mustafa Muhammed bayağı iyi bir takımdan bahsediyoruz ve buna dahil olabilecek diğer seçeneklerden de bahsedebiliyoruz. Bu da bir bayağı büyük bir avantaj olacak ligin kalan haftalarında. Dediğim gibi ben de Kerem'den sağ tarafta daha hakim bir Kerem aktif olduğu bekliyorum. Bir yandan da tabii biz bu oyuncuları övdük. Halil de Kerem'i de. İnşallah çok iyi maçlar çıkarırlar. Sağlıklı, başarılı sezonları olur bir yandan. Ama tabii Göztepe maçının da çok az presli, çok az baskıya karşı oynandığını da hatırlamak lazım. Bir sonraki maçta da bunu sürdürmeleri oyuncuların selameti açısından önemli diyebiliriz. Var mı ekleyeceğim bir şey? Kapatalım. Tamam mısın? Tamam. Galatasaray bölümü de kapatıyoruz zaman. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama voleyde futbol içerikleri asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.